Bugün özgürlüğe çıktım. Her şeyden bunaldığımda, yapmacıklıktan bıktığımda ve kendimle baş başa kalmak istediğimde yaptığım gibi. Bisiklet ve doğa ikilisi. Sanki hiçbir antidepresan ve meditasyonun veremediği mutluluğu ve dinginliği veriyor gibi. Beni bana hatırlatıyor desem fazla olmaz. Modern dünyada robotlaşmanın eşiğindeyken insana adeta bir çıkış kapısı aralıyor. Hani Matrix filmindeki kırmızı hapı almak gibi. Kendi oluşturduğumuz sanal dünyadan gerçek dünyaya bir portal diyebilirim. Al bisikletini, çık doğaya pedalla ve sadece etrafı dinle. Yapılacaklar bu kadar basit. Azalan verim kanunu diye bir şey vardır. Yapacağım açıklama bu kanun ile tam uyuşmasa da yaklaşık bir anlam veriyor. Hani çok susarsınız. Öyle ki susuzluktan öleceksinizdir. İlk bardak suyu içtiğinizde o aldığınız tadı size neredeyse hiçbir şey veremez. Hemen sonrasında içtiğiniz suların tadı yavaş yavaş azalmaya başlar. Tıpkı bunun gibi bisiklet sürdükçe yani yoruldukça oksijeni çektikçe yediğim yemekten içtiğim sudan ayrı bir tat alıyorum. Yemek yemek ve su içmek. İki temel ihtiyaç. Temel ihtiyaçlardan zevk almamı sağlayan bisiklet ve doğayı bu kadar sevmem çok normal değil mi? Fiziksel aktivite ve açık hava. Bu iki etken insanda mutluluk hormonu salgılıyor. Bisikletle ikisine aynı anda ulaşabiliyorum. Uzak mesafelere gidebiliyorum. Hem yakıt parası ödemeden, hem doğayı kirletmeden, hem de vücut sağlığıma katkı yaparak. Konfor alanı diye bir şey vardır ya, insanın tehlikelerden uzak olduğu, en rahat olduğu orada. İşte o konfor alanından çıkınca insan yaşadığını anlıyor bence. Hayatı monotonlaştıran şey işte o konfor alanı. Hadi sen de kırmızı hap al ve konfor alanından çık. Gerçek mutluluğu tat.